Bir saniye geçerken çeşitli beklemeler oluyor. O sırada size selam vereyim dedim. Yasak Elma setinde sahne sırasını bekleyen güzel yıldız Eda Ece sosyal medya filtrelerini deniyor. Yasak Elma dizisinde Yıldız Yılmaz karakteriyle karşımıza çıkan Eda Ece canlandırdığı rolüyle bizleri güldürmeyi hep başarıyor. Güzel Yıldız'ı sette karavanında mola verirken yakaladık. Sıkı bir film ve dizi takipçisi olduğunu da biliyoruz. Hemen sinemayla ilgili bazı sorular yönelttik, favorilerini öğrenelim dedik. Eda Hanım malum pandemi var ama en son sinemada hangi filmi izlemiştiniz? Ben Rupsa Özay'ın Elçilerin Savaşı filmini izledim. Rupsa'yı da çok seviyorum. Bizim en yaratıcı kadın oyuncularımızdan biri, kadın yazarlarımızdan yönetmenlik de yapan. O yüzden Rupsa'yı çok merak ediyordum ne yaptığını. Gişede de çok ciddi bir başarı elde etti. En son onun filmini izledim. Ne çekse izlerim dediğiniz bir yönetmen var mı Hollywood'da? Farklı olduğu için ona örnek vereyim. Hiç benim tarzım değildi aslında da. Yorgo diye bir Yunan yönetmen var. Evet. Onun şeyi yani ben aslında korku hiç izlemem, gerilim de pek tercih etmem. Sevmiyorum yani o kendimi germeyi ama ya bir iki filmini izledikten sonra hem The Favourite'de hem bu Bir Gay'in Ölümünde falan o kadar farklı bir duygu hissettim ki sinemada gitmiştim, salondan çıkamadım bir süre. Çok garip bir his bıraktı bende ve bana o çok farklı geldi. Son yılların gözdesi Yunan yönetmen Yorgo Lanthimos. Lobster'ı izlediniz mi? Size onu önerelim. Distopik bir gelecekte yalnız kalmış, bekar insanların tutuklanıp korkunç bir otele yerleştirildikten sonra 45 gün sonra kendileriyle eşleşen kişiyle ilişkiye başlamak zorunda kalmasını anlatıyor. Onu da izleyeceğim. Böyle şimdi onun filmlerini mesela yeni merak sardım o türe. Bende olmayan bir türdü o yüzden bunu aklıma geldi şimdi evet. Peki sevdiğiniz oyuncular kimler? Artık herkesin birinci örneği oldu bütün dünyada sadece Türkiye'de de değil ama tabii Meryl Streep'in hani izleyip de o hiç olmamış dediğimiz bir rolü, 22, karakteri pek olmadı. 22 kere Oscar'a evet. Aday oldu. Yani Cate Blanchett, Charlize Theron onlar kariyerlerini çok güzel yöneten ve çok hani kendi yeteneklerini, güzelliklerinin ötesinde kullanmayı çok iyi bilen ve çok iyi senaryolarda, projelerde yer alan oyuncular olduğu için hani bizim en büyük hani kadın oyuncular olarak özendiğimiz kariyer planları hep onlarınki yani. Takip ettiğiniz, bölümlerini merakla beklediğiniz diziler var mı? Bir tane The Circle diye bir reality show'u izledim. Onun dışında Crown'u bitirdim. Çok severek izledim. Mindhunter'ı çok severek izledim. Politician'ı çok severek izledim. Atiye'yi izledim. Türk dişi. Onu da çok beğenerek izledim. Sağlam bir takipçi var şu an. Evet evet yani boş günlerimi de öyle geçiriyorum. Yani izleyerek geçiriyorum. Söylemiştik karşımızda sağlam bir takipçi var. Peki biraz da o mu bu mu oyunu oynayalım. Merhaba arkadaşlar bu bölümü kameraya söylemem gerekiyormuş. Ses gelsin oradan. Quentin Tarantino mu, Christopher Nolan mı? Batman'lerin hatırına Christopher Nolan diyorum. Ama Kill Bill vardı, Tarantino da diyorum. tamam almıyorum cevabımı geri. Christopher Nolan. Batman mi, Superman mi? Batman. Yüzüklerin Efendisi mi, Harry Potter mı? Harry Potter. Demir Adam mı, Kaptan Amerika mı? Iron Man. Yüzüklerin Efendisi mi, Hobbit mi? Yüzüklerin Efendisi. Hollywood mu, Bollywood mu? Hollywood. Bilim kurgu mu, fantastik mi? Fantastik. Kuzuların Sessizliği mi, Hannibal mı? İkisi de değil, hayır. Yokum o türde. Leonardo DiCaprio mu, Brad Pitt mi? Çok zor bir soru. Brad Pitt. How I Met Your Mother mı, Friends mi? Friends. Komedi mi, dram mı? Komedi. Sinema mı, tiyatro mu? Yaptığım 8 filmin hatırına sinema diyorum. Emily mi, Leon mu? Leon. Peki bu kadar. Bu kadar mı? Çok güzelmiş bu. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Eda Hanım.